önemli değil. Meclise gelirse renk olur. Lütfullah Kayalar karşımızda Ankara'dan. Lütfullah Bey günaydın. Seçimlere 4 gün kaldı. Yozgat'tan bağımsız aday oldunuz. Önce şunu merak ediyorum. Sizi yaklaşık 25 yıldır tanıyan birisi olarak. Siz tecrübeli bir siyasetçisiniz. Her türlü makamı da gördünüz. Bakanlıklar yaptınız, milletvekilleri yaptınız. Neden bağımsız aday oldunuz Yozgat'tan? Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle size ve bütün Türkiye'ye, tabii ki ilime, Yozgat'a, bütün köylerime günaydınlar diyorum. Neden Yozgat diye söyledim. Çünkü Yozgat hava raporlarında bile ismi çok geçmeyen bir yer. Onun için sizin kanalınızla en azından Yozgat'a da bir günaydın deme imkanını elde ettik. Neden aday oldum? Evet, bu soru bana başka yerlerde de soruldu. Şunun için, birincisi benim ilim Yozgat. Ben Yozgat'a 5 dönem milletvekilliğiyle birlikte bir hayat verdim. 30 yaşında milletvekili oldum. Ve hayatımın en güzel yıllarını Yozgat'a hizmetle geçirdim. Bundan hiçbir zaman da bir şikayet gibi veya bu şekildeki hayatımın geçmesinden herhangi bir şekilde bir mutsuzluk değil. Aksine bütün ömrümde yaptığım en güzel şey Yozgatlımla, köydeki, ilçedeki insanımla, Yozgat'ın dışında yaşayan insanlarımızla birlikte oldum. Hayatımın her döneminde gene hep hizmet üzerine odaklı, hizmet odaklı bir politikayı yapmaya gayret sarf ettim. Şimdi bugün özellikle bu son birkaç senedir bütün Yozgatlı'dan bizim zamanımızda yaptığımız hizmetlerle bizden sonra yapılan veya yapılamayanlar karşılaştırıldığında Yozgatlımız neredeyse gününe yakın bir şekilde Yozgat'a senin yaptığın hizmetler devam etmedi. Hizmetlerin yarım kaldı, tamiratları bile yapılmadı, ilave yapılmadı. Yeniden Yozgat'ı sırtlaman lazım, yeniden Yozgat'ta hizmete başlaman lazım şeklinde bir talep geldi. Ama bir başka neden daha var. Ben 1,5-2 yıldır bütün Türkiye'de gidişatı, Türkiye'deki politikanın genel gidişini, Türkiye'nin gidişini çok yakın izleyen ve bunu yakın çevrelerimizle, uzmanlarla paylaşan bir siyasetçiyim. Sadece mecliste olmakla siyaset yapılmıyor. Ve 1,5-2 senedir de Türkiye'de artık siyasetin tıkandığını, yeni bir siyasi yapılanmanın olması gerektiğini, yeni bir siyasi partinin doğması gerektiğine inanan birisiyim. Bir dakika, bir dakika. Allah kısmet ederse, yeni bir siyasi parti mi doğmalı, mevcut partiler yetersiz mi? Yani siz bağımsız milletvekili olursanız Yozgat'tan ne olabilir bundan sonra? Şimdi yeni bir siyasi partiye Türkiye'de ihtiyaç var ve olmalıdır. Benim yaptırdığım anketlerde de, Yozgat'ta değil, Türkiye genelinde yaptırdığım anketler de var. Bu anketlerde de sorunun birisi şu, Türkiye'de siyasi boşluk var mı? Cevap, 60.4 Türkiye'de siyasi boşluk var. Bu şu anda seçmenlerimiz inanılmaz bir vatandaşlık örneği göstererek %85'ler oranında Türkiye'de yeni bir partiye siyasi partilere oylar veriyorlar. Ancak bütün siyasi partilere seçmenlerimiz oy verirken çok da böyle mutlu bir şekilde, çok da isteyerek değil, bir anlamda kerhen veya mecburiyetten oy veriyorlar. Türkiye'de aslında 7 Haziran'da da bu zaten belli oldu. 7 Haziran'da bir iktidar, tek başına bir iktidar çıkmadı. Şimdi önümüzde yapılan seçimlerde de bu benim görüşümdür. Bundan çok farklı bir tablonun çıkacağını da zannetmiyorum. Yozgat'tan gördünüz bu mu efendim? Beklenen... Yozgat'tan gördüğünüz tablo evet. Bize yeniden koalisyon mu? Yozgat'tan gördüğüm tablo da bu. Türkiye geneline yansıyacak şekilde insanlar inanılmaz bir şekilde çaresizlik içerisinde oy verecek bir yeni oluşum, yeni bir partiyi bekliyorlar. Biz şimdi Allah kısmet ederse çıktığımız bu yolda sadece Yozgat bağımsız milletvekilliği görevimiz değil, asli görevimiz budur. Ama bununla birlikte Yozgat Türkiye'nin ortasında
bütün Türkiye'ye, Orta Anadolu'daki yapı belli, muhafazakar ve milliyetçi bir yapı. Bu yapının içerisinden inanılmaz bir görevi üstlendi şimdi Yozgat. Bütün Türkiye'ye evet yeni bir ihtiyaç var, yeni bir partiye ihtiyaç var, yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var, yeni bir ümide ihtiyaç var Türkiye'de diyenlerin hepsine Yozgat'tan bir ses verecektir. Biz bunu çıktığımızda bir iddia olarak ortaya koymuştuk. Ama bugün artık ifade etme durumundayım ki bu bir iddiadan öte gerçekleşme noktasında inanılmaz bir mesafe kat etti. Siz milliyetçi camianın yakinen takip ettiği isimlerden bir tanesiniz. MHP lideri Bahçeli de bir süre önce 5. parti iddialarını dile getirmişti. Adalet Kalkınma Partisi'nin yönü ve yörüngesi de değiştiği için oradan da bir parti çıkabilir demişti. Bütün bunları nasıl okumalıyız? Şimdi çok güzel bir noktaya değindiniz İsmail Bey. Ben ilk kampanyamızı başlattığımda Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı var dediğimde belki inananların sayısı azdı. Ama şimdi son bir haftadır sizin dediğiniz tartışma Türkiye'nin gündemine oturdu. Sayın Bahçeli 5. parti olarak bir yeni bir partiyi işaret etti. Ama o işaretini özellikle AKP'nin içindeki değişikliklere bağladı. Ona da Sayın Davutoğlu cevap verdi. Dedi ki hayır AKP'nin içinden değil sizin içinizden dedi bir takım değişiklikler olacak dedi. Bir üçüncü kişi de bu tartışmaya katıldı Sayın Arınç. O da dedi ki hayır sizin hiçbirinizin dediği gibi falan değil dedi. Başka bir şey dedi olacak. Ama burada önemli olan şey şu. Hiç birisi Türkiye'de yeni bir partiye ihtiyaç yok veya yeni bir parti olmayacak demediler. Hepsi bunun nasıl olacağını tartışıyorlar. Onun için ben bunu sizin bu güzel sorunuzla birlikte özellikle Yozgat'ımızın ve Türkiye'nin gerçekten gündeminde yeniden değerlendirilecek bir konu olarak görüyorum. Lütfen abi. Yani herkes artık yeni bir oluşumu, yeni bir siyasi partiyi bekliyor. Bunun nasıl olacağı şimdi tartışılıyor. Siz Yozgat'tan milletvekili seçilebilmek için bağımsız olarak kaç oya ihtiyacınız var? Kaç oy alırsanız siz geliyorsunuz? Bu tabii ki oy partilerin aldığı oylara göre değişiyor. Ama tahmin ediyorum ki 35 binler civarında bir oy olacak. Peki o zaman diyorsunuz ki ben 35 bin civarında bir oy alırsam Yozgat bağımsız milletvekili olurum ve Türkiye'nin bu yeni ihtiyaç duyduğu partinin içinde yer alırım diyorsunuz, öyle mi? Hayır. Biraz ileri gidiyorum. Bir iddiayla ben çıktım. Türkiye'de Allah kısmet ederse 1 Kasım seçimlerinde Yozgat'ımızdan bağımsız bir milletvekili olarak parlamentoda yer aldığım takdirde Allah'ın izniyle inşallah yeni bir siyasi partinin oluşumunun çalışmasını yapacağız ve ben bir siyasi partiyi, yeni bir partiyi kurmak üzere yola çıktım ve kuracağım. Allah kısmet ederse de bunun genel başkanı olarak da Türk siyasetinde ve parlamentoda yer alacağım. Kuruluşunda yer alma safhasını geçtik. Anladım. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi Yozgat öteden beri daha muhafazakar ve milliyetçi bir yapı arz etmektedir. Orada gördüğünüz, sahadasınız, her gün izliyoruz biz de. Halkın 1 ve 2 numaralı beklentisi ve sorunu nedir efendim? Yozgat'ın yerel olarak sorunu göç sorunu ve işsizlik sorunudur. Yozgat şu anda Türkiye'de en fazla göç veren ildir. Ben milletvekili olduğumda 5 milletvekilliği vardı. Sonra 6 milletvekilliğine çıktı bizim dönemimizde. Şimdi 4 milletvekilliğine düştü. 85 ile 2000 arasında %18 nüfus artışı vardı. 2000'den bugüne nüfus artış eksilişi %30'a vardı. Yani Yozgat 1/3 nüfusunu Türkiye'nin başka illerine gönderdi. Sadece 7 Haziran seçimlerinden 1 Kasım seçimlerine seçmen sayısında 7000 düşüş var. Bunun nedeni Yozgat'taki hizmet eksikliğidir. Biz kendi dönemlerimiz içinde Yozgat bir tarım şehridir. Tarımda bütün köylerimizden başlayarak altyapıları her köyden başlayarak altyapılarımızı yaptık.
Tarımsal faaliyetlerimize büyük bir önem verdik. Yozgat'ta ben 26 tane gölet yaptım. 12 senede bir tane ilave yok Yozgat'ta. Terör ne durumda efendim? Teröre bakış. Bir tek tane ilave yok. Terörle ilgili vatandaşın yaklaşımı ne? Bir saniye hemen tamamlıyorum. İkincisi, biz Yozgat'ta sanayiyi başlatmak istedik. Bu göçün ve işsizliğin en büyük nedenidir. Küçük sanayiler ve organize sanayi bölgesi yaptık. OHAL teşvik yasası getirdik. Ben 40 fabrikayla bıraktım organize sanayi bölgesini. Şimdi orada 10 civarında fabrika, 5500 çalışanla bıraktım. 1500 çalışan var. İlgisizlikten ve teşvik yasalarındaki Yozgat'ın aleyhine işleyişlerden, başka taraflara getirilmiş olan ve yayılmalardan dolayı Yozgat'ta şu anda bir ümitsizlik hakim. Bu ümidi, bunu yeniden bir ümit haline dönüştürebilmek için özel projeleri şimdiden hazırlıyoruz ve inşallah Yozgat, yani mecliste yer aldığımız takdirde ilk vereceğimiz bütün önergeler de hazır. Terörle ilgili olarak ifade ettiniz. Terör Türkiye'nin kanayan bir yarasıdır. Yozgat Türkiye'de en fazla şehit veren illerin başında gelmektedir. Yozgat vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle, bayrak sevgisiyle Türkiye'de her zaman ön planda olmuş olan bir ildir ve insanlarımız her zaman kendi menfaatlerini, il menfaatlerini bırakarak yurdumuzun, geleceğimizin menfaatleri doğrultusunda, vatanın korunması noktasında her zaman ön planda yer alan bir il olduk. Ama bunu özellikle ifade etmek zorundayım ki Yozgat Türkiye'yi bu genel politikalar çerçevesinde bu hislerle, bu duygularla tek başına taşıyabilecek olan bir il değildir. Şimdi seçimlere gidiyoruz. Üç siyasi partinin lideri de Yozgat'a oy istemek için bile gelmediler. Öyle ve mi? Gelmiyorlar. Bunun Yozgat açısından bir önemi var. Yozgat'a daha önce verilen sözlerin hiçbirisi yerine getirilmiş değil. Sadece siz vatanı çok seversiniz, siz işte inanışınıza bağlısınız. Evet, vatanımızı da severiz, inanışımıza da bağlıyız. Ama biraz da kendimiz için de bir şeyler yapılması lazım. Yani 6 milletvekilliğinden 4'e düş, %30 nüfus kaybet. Bunlar sadece Türkiye'nin başka yerinde yapılan hizmetlerin Yozgat'ta örnek gösterilmesiyle olacak işler değil. Bu da değil. Gerçekten Yozgat şimdi bu seçimlerde çarpıcı bir durum. Lütfullah Bey, son bir cümle, bir çağrı, seçime 4 gün kala Türkiye'ye, sadece evet. Yozgat'a değil, milletimize bir şimdi, çağrı bulunursanız son şimdi, cümle. Evet. Şimdi Allah kısmet ederse ben buradan Yerköy ilçemize hemen hareket ediyorum. Gene Yozgat'a gidiyorum. Bütün Türkiye'de beklenen ve istenen şudur. Baskıyla değil, korkutmayla değil, insanları bölmekle değil, ayrıştırmakla değil, bunlarla ülke yönetilmez, yönetilemiyor. Korkunun hakim olduğu bir Türkiye değil, huzurun, sevginin, hoşgörünün, saygının, demokrasinin, insan haklarının, dünyayla bütünleşen bir ülkenin yeniden ortaya getirilebilmesi için, yeniden bunu kazanabilmemiz için bütün Türkiye genelinde bir mücadelenin verilmesi lazım. Ben bunun Yozgat'tan başlangıcını yaptım. Yozgat'la Allah kısmet ederse 1 Kasım'da meşaleyi Cumhuriyet Meydanı'ndan yaktığı takdirde bütün Türkiye'deki bu genel isteğe bir cevap vermiş olacak. Peki. Ve bunun başlangıcını Yozgat'tan yapmış olacaklardır. İsteğim şu, her evden Yozgat'tan hangi siyasi partiden olursa olsun her evden minimum bir oy istiyorum. Türkiye için ve Yozgat için, Yozgat'ın dışındaki bütün değerli hemşehrilerimden ben her zaman onlara sahip çıktım. Yozgat'taki bütün yakınlarına, arkadaşlarına, dostlarına bizim bu Yozgat için ve Türkiye için tarih yazalım şeklinde başlattığımız mücadelemizin başarıya ulaşması için kendilerinden destek bekliyoruz. Seçimimizin hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz Türkiye'nin en özgür kanalı Fox'tayız ve ben İsmail Küçükköy olarak partilerle filan bizim işimiz olmaz. Ama ben hani sizi kutlamak istiyorum şunun için. Oturabilirdiniz evinizde, kıyınızda, köşenizde, haliniz vaktiniz yerinde. Bakanlık yaptınız, türlü makamlardan, mevkilerden geldiniz. Ama neme lazımcılık yapmadınız, zorlu bir yolculuğa girdiniz. Ben herkesin, bütün siyasi partilere yakın bütün vatandaşlarımızın işte böyle olmasını, aktif olmasını istiyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta başında İzmir'de...